Evet, Beşiktaş'ta vatandaşlar otobüs gelmediği için yolu kapata dursun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise daha büyük işlere yoğunlaşmış durumda sevgili izleyiciler. Şöyle ki İstanbul'da Anadolu yakasının ikinci metrosunda artık sona gelince Üsküdar Çekmeköy Sancaktepe metro hattının ilk etabı için geri sayım başladı. Hatta ilk vagonlar indirildi. Ocak 2017'de hizmete girecek olan metro hattının son halini muhabir arkadaşımız Ahmet Yamaç, kameraman arkadaşımız Başar Uçum'la birlikte görüntüledi. İstanbul'un altı demir ağlarla örülmeye devam ediyor. Anadolu yakasının ikinci metro projesinde de son aşamaya gelindi. İspanya'da üretilen metro vagonlarının ilk bölümü raylarla buluştu. Üsküdar Sancaktepe metro hattındaki yeni vagonlar teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Öyle ki bu araçlarda sürücü olmayacak. Bunlar tamamen otomasyon merkezinden kontrol edilecek ve güzergahları ona göre belirlenecek. Bir diğer nokta daha var. En önde sürücü kabini de olmayacak. İsteyen yolcular tünelleri izleyerek yolculuk yapabilecekler. Yeni hatta 21 adet altılı dizi olarak 126 vagon kullanılacak. Bu vagonların indirme işleminin 3 gün sürmesi planlanıyor. Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy-Sancaktepe metrosu ilk etapta Üsküdar'la Yamanevler arasındaki 9 durakta hizmete girecek. Ocak 2017'de hizmete girecek hatta son hazırlıklar yapılıyor. Anadolu yakasında çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 9 istasyon tamamlanmış durumda. Üsküdar'dan yola çıkanlar Yamanevler durağına kadar rahatlıkla gelebilecekler. Peki ne zaman hizmete girecek buradaki istasyon? İlk etapta buraya indirilen vagonların test sürüşleri yapılacak. Ardından da burada İstanbullular yolculuk etmenin keyfini yaşayacaklar. Saatte tek yönde 65 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip hattaki istasyonlarda güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Anadolu yakasının ikinci metro hattı projesinde güvenlik en üst seviyede, öyle ki peron kapı sistemi kullanılacak. Peki bu sistem nasıl işliyor? Hemen onu da anlatalım. Trenler, vagonlar buraya yanaştığı zaman kapılar her iki araçta da, hem istasyonda hem de araçta aynı anda açılacak. Böylelikle kazaların da önüne geçmiş olunacak. 20 kilometre uzunluğundaki hatta 16 durak var. 656 milyon avroya mal olan proje Marmaray ve diğer metro hatlarıyla da entegre edildi. Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy metro hattı İstanbul'daki diğer raylı sistemle de tamamen entegre durumda. Öyle ki Marmaray üzerinden Avrupa yakasına bağlanacak İstanbullular ciddi anlamda zamandan da tasarruf edecekler. Çekmeköy'den metroya binen bir yolcu Ümraniye'ye 12, Üsküdar'a 27, Yenikapı'ya 36, Taksim'e 44, Atatürk Havalimanı'na ise 68 dakikada ulaşabilecek.